Patchouli serisine geçiyorum. Patchouli çok kuvvetli bir astringan, yani büzücü, sıkılaştırıcı etkisi var. Bu yüzden böyle sıkılaştırmak istediğimiz her türlü durumda patchouli'yi düşünebiliyoruz. Nerede mesela selülit tedavisinde aklımıza gelebilir. Selülit formülü kullanan bir kişiye yıkam olarak patchouli verebiliriz. Orada sıkılaşmayı sağlayacağı için selülite de destekleyici tedavi olmuş oluyor. Onun haricinde ciltteki sarkmalar da aklımıza geliyor. Özellikle yaş ilerledikçe yer çekiminin etkisiyle boyun bölgesine ve yanaklarda aşağıya doğru sarkma çok gözüküyor ne yazık ki. Bu yüzden böyle birazcık lifting etki de diyebiliyoruz biz patchouli'ye. Sıkılaştırıcı, toparlayıcı etkisi var. Sarkmış ciltlerde toparlama yaptığı gibi sarkmamış ciltte de sarkmayı engelliyor bu yüzden. Yani aslında hem koruyucu tedavi hem tedavi. O sıkılaştırma dedik. Nerede başka aklımıza geliyor? Gözenekte geliyor. Gözenekleri de sıkılaştırıp büzüştürdüğü için açılmış, daha büyük gözüken gözenekleri küçülterek normal sağlıklı hale getiriyor. Bu yüzden gözenek tedavisinde de kullanıyoruz. Onun haricinde patchouli alkolden dolayı melanosit hücrelerine renk açıcı etkisi var. Bu yüzden leke tedavisinde kullanıyoruz. Protokolümüzde yıkamayla başlıyoruz. Patchouli yıkamayla tedaviye başlıyoruz. Yani aslında baktığımız zaman bir kadının isteyeceği her etki patchouli yıkamada var gibi. Ciltteki lekeleri açıyor, gözenekleri sıkılaştırıyor, toparlıyor, lifting etki gösteriyor. Daha ne yapsın diyoruz. Saçta şampuandaysa patchouli saç dökülmesinde. Saç dökülmesinde iki tane şampuanımız var. Diğerinde de hani yine bahsedeceğiz tarçın karanfilde. Patchouli'yi de saç dökülmesinde kullanıyoruz. Patchouli kan dolaşımını hızlandırıcı etkisinden dolayı saç dökülmesini durduruyor. Bu yüzden saç dökülmesinde kullanıyoruz. Onun haricinde sebum kontrolü yapıyor. Sebum kontrolü yaptığı için de yağlı saçlarda ve yağlı ciltlerde kullanabiliyoruz. Yüz vücut yıkamasını yağlı ciltlerde, saçta yağlı saçta da patchouli yıkamayı. Şöyle sorular gelebiliyor bazen. Saç dökülmesi var kişinin ama aynı zamanda kuru saçlı. O zaman patchouli'yi kullanamaz mı? Kullanabilir. Yağların hepsi dengeleyici. Yani olması gereken düzeye getirdiği için cildinde zaten lipid yapıda hücrelerimiz, zaten belirli bir sebum salgımız var. Sağlıklı düzeyde olması gereken. Patchouli de o sağlıklı düzeye getirmeye yardımcı oluyor. Yani kuru saçlarda, kuru ciltlerde patchouli'yi kullanabilir. Patchouli sıvı sabunu. Patchouli sıvı sabununu aslında biz yüz yıkamada da kullanıyoruz. Biz bütün sıvı el sabunlarını, katı el sabunlarını yüz yıkamada kullanabiliyoruz. Likitlerden bahsettiğimiz zaman da aslında baktığımızda içerikleri aynı. Sadece uçucu yağ miktarları farklı. Ki el sabunlarında da bakteriye daha fazla maruziyet olduğu için uçucu yağ miktarı en fazla. Bu yüzden yüz yıkamada da gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. Hatta pompalı şişe olduğu için bazen kullanımı çok daha kolay gelebiliyor. O yüzden el sabunu da yüz yıkamada çok rahat kullanılabiliyor. Katı sabun olarak aslında her seride var katı sabunlar ama patchouli'de yok katı sabun. Çünkü patchouli'de katılaşmayı sağlayamadık sabunda. Bu yüzden katı sabun olarak Palmarosa'yı kullanıyoruz. Leke tedavisinde kullanmak istediğimiz zaman katı sabun.